Evet kıymetli dostlar golvar.com'a ve Kayseri Züri Hastanesi'ne selamlar getirerek bu videoya başlıyorum. Uzun zaman sonra hepinize heyecanlandıracak bir olaya geldik. Fener'in maçı var. Fenerbahçemiz bugün Advira Vekril ile saat Türkiye saatiyle saat 20'de hazırlık maçına çıkacak ve Fenerbahçemize hazırlık maçı da olsa tabii ki de başarılar diliyoruz. Ancak birçok videomuz var, birçok bilgimiz var, birçok şeyimiz var. Onları konuşalım. Merih Demiral'a iki maç ceza aldıran ve tarihi bir rezalete imza atan UEFA artı Almanya artı Avusturya büyük şok içerisindeler. Niye? Almanya İspanya'ya kaybetti <laughs> ve uzatma dakikalarında yedi golle turnuvadan elendi. Elendiği için de herkes memnun, mutlu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da maça gidecekti. Eğer e, aykırı aksi bir durum olmasa ki, dün gece İstanbul'da Ankara'da falan gök cisimleri görüldü bilmem gök taşı düştü şu oldu bu oldu. Herkes işte gök taşı'nı alan yaşadı dertlerini de boşadı mesut oldum falan diyor ama e, ben ayrı alamet görmüyorum böyle şeyleri. Neyse. Şimdi ben bir de şeye ayar oluyorum. Şimdi Servet yardımcı. Merit Demirak kararına tepki göstermiş. Galatasaraylı troller çıkıp servet yardımcıya atıp tutmuş. Yani yanlış anlamayın da bir numara varken iki numaraya atıp tutmak ya da üç numaraya ya da beş numaraya hani numara silsilesine vurursak servet yardımcı kaç numara oluyor arkadaşlar? Bir siz hesaplar bana söyler misiniz? Yani düşünsenize orada federasyon başkanı var. Orada federasyon yardımcısı var. Orada federasyon bilmem putası var. Cıtısı var. Sen çıkıyorsun. Diyorsun ki şu 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 şu. Yani garip yani ya. Bir numaraya yok deyip iki numaraya, üç numaraya laf atmak, bir numaraya ses çıkarmamak. Bu da tabii ki de herkes kendi ekmeğinin peşinde. Herkes bir şey yapma peşinde. Peki bunlar olurken hocam Mehmet Büyükekşi ne yapıyor? Saçını tarıyordu arkadaşlar. Ciddi söylüyorum saçını tarıyordu. Ya seçim çalışmalarıyla uğraşıyordu beyimiz. Milli takım çok iyi. Bak benim sayemde milli takım çok iyi. O yüzden yeniden başkan adayı olmalıyım falan diyordu. Öyle bir dünya yok. Yani yeniden başkan adayı olayım falan benim sayemde milli takım böyle. Ya Allah aşkına o zaman futbolcuların hiçbir vasfı yok. Bizim futbolcuların hepsi andaval o zaman. Hepsi boş şeyler. Ya kardeşim ee, futbol Federasyonu'nun başkanı ben de olsa, Mehmet Büyükekşi de olsa, Ahmet de olsa, Mehmet de olsa sonuç olarak, nihai sonuç olarak oynanan futbol, şans, ne bileyim kalecinin kurtarışı, şu bu. Bana sorarsanız milli takım buraya kadar oynayarak mı geldi? Hayır. Hani şans faktörü derim yani. Mesela o ilk maçta Mert Müldür'ün o attığı enfes gol olmasa o maç belki dönmeyecek. Arda Güler'in bilmem kaç metreden çatalı attı olmasa olmayacak. Yani neyse çok detaya girmek istemiyorum. Bugün milli takımıza da başarılar diliyorum. Devlet Bahçeli'den UEFA'ya tepki sahaya çıkmayalım falan demiş. Yani sahaya çıkmayalım çok ilginç bir tepki. Eğer sahaya çıkmazsak hani sizin anlayacağınız tabirle söylüyorum. Bu adamlar bizi yani bu adamlar bizi e, şey yapmaz. Sevmezler. Öyle söyleyeyim. Sevgili Acun Ilıcalı'nın açıklamaları var. Acun Ilıcalı uzun uzadıya konuşmuş. Şimdi ben bunu değerlendireceğim önce. Ve bunu değerlendirirken de arkadaşlar isimler, transferler, cisimler bunların hepsini konuşacağım. Bir de şunu unutmadan söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu'na Hollandalıların bir sözlü saldırıları var. İnşallah biz bugün Hollanda'yı eleriz de hem UEFA'ya bir şok uygulatırız hem de Ferdi ve diğer Gurbetçi futbolcularımıza yapılan ırkçı, faşist, karaktersiz saldırıların cevabını veririz. Bakın 69.890 küsur abonemiz var. Bu adamların hepsi benim kardeşim. Ne derseniz deyin. Hepsi benim ricamdan, benim bana olan sevgileriyle ya da saygılarıyla ya da ne bileyim belki tarzımı beğeniyorlardır. Belki duyumlarıma güveniyorlardır. Ama öyle ama böyle bu kardeşlerim buradalar. Bunların içinde Almanya'da, Kanada'da, İran'da, Irak'ta Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Avusturya'da, Almanya'da yani dünyanın çok çeşitli yerlerinde yaşayan gurbetçi kardeşlerim var. Lütfen ben size rica ediyorum kardeşlerim bir konum belirtin. Yazın şuradan yazıyorum diye. Ben sizin durumunuzda çok üzülüyorum biliyor musunuz? Gerçekten çok üzülüyorum. Yani anasız babasızlara üzülüyorum, öksüz yetimlere üzülüyorum. Hani fakir fukaralara çok üzülüyorum. Elimden geldiği müddetçe... Şu su kuyuları var ya sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir sürü dernek var. Ya 250 lira, 300 lira, 500 lira inanın para değil. Hayatınızda bir kere de olsa o su kuyularına para verin de su kuyusu açtın yazık günah. Ama ben yurt dışında hani bizim gurbetçi kimilerinin Almancı diye tanımladığı o kişiler var ya ben bu kardeşlerime çok üzülüyorum. Oraya gidiyorlar atıyorum Almanya'da Avusturya'da yaşıyorlar. Atları ne? Gurbetçi. Pis Türk. Pis Türk evet. Tembel Türk. Pis Türk. Şöyle işte bu da Türko. Ya aşağılayıcı ifadeyle bu hani. Anlatabiliyor muyum? Bu aşağılayıcı ifadeyle şey yapıyorlar. Buraya geliyorlar. Ha Almancı geldi. Bunlar domuz eti de yiyordur. Ya bunu ben bunu duydum ya. Ya adamın ağzının ortasına yumruğu geçirecek mi? Sen ne saçmalıyorsun ya? Ne, ne diyorsun? Bunlar domuz eti de yiyordur ha, Almanya'da diyor. Lan ben özbe öz Türk'üm. Özbe Türk'üm Yani bildiğiniz Türk'üm yani. Soy kütüğüme de baktım bayağı Türk'üm. Ben milliyetçi bir adamım doğru ama benim yurt dışında takipçim olan kardeşlerimin belki de %90'ı, belki de %75'i benden daha da Türk, daha da koyu milliyetçi. Ulan bu adamlar ölüyorlar, ölüyorlar bayrak aşkı için ölüyorlar. Ezan'a denk geliyoruz video çekerken kaç kişi bana yalvarıyor biliyor musunuz? Kaç yorumda ben yalvarma görüyorum hocam, ne olur ezanı dinlettir bize diye. Ben birine sordum ya yani namaz kılıyor musun? Yo dedi ben dedi namazına işim yok dedi. Ama duymak çok hoşuma gidiyor dedi. Bana memleket hatırlatıyor dedi. Ya siz memleketinizden hiç ayrı kaldınız mı abi? Hiç memleketinizden ayrı kaldınız Düşmanların içinde yaşadınız mı? Yani sizi düşman gibi görenlerin. Yapmayın etmeyin abi ya. Yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bence doğru bir cümle değil. Biz çünkü çok dostlar edindik. Yani Türk Mürk benim için... Türk, Kürt, Arap, Çerkez falan filan. Umurumda ben insanı ikiye ayırırım. İyi insan, kötü insan. Yani lütfen arkadaşlar ben bu insanların durumuna üzülüyorum. Siz yapmayın. Ya ben mesela bir gurbetçi bir kardeşim geldiği zaman sarılıyorum. Hoş geldin vatana diyorum. Nasıl diyorum memleket toprağı güzel kokuyor mu diyorum. Diyor ki 50 euro mu istiyorsun? Ha abi o... Şaka yapıyorum <laughs> Böyle bir şey diyen olmadı da tabii. E, gelen kardeşlerimiz falan diyor diyorum ki memleket toprağı nasıl kokuyor biliyor musun? Diyorum, Hocam diyor bir bilsen diyor. Hani cennet aşkıyla yanıp tutuşuyorsun sen diyor. Ah bir cennete gitsem diyor. Ben mesela çok söylüyorum. Ah bir cennete gitsem. Yatay geçişten bir direkt gitsek. Tabi şehit olsak da şöyle yatay geçişten sorgu sualsiz geçecek diye. Diyor ki aynı benim de öyle diyor. Arkadaşlar bir şeyin kıymetini elinizde bilin. Ananız babanız yaşıyor mu? Yaşarken kıymetini bilin. Sevdiğiniz insan yaşıyor mu? Yaşarken kıymetini bilin. Öldükten sonra mezarına gitmenizin hiçbir önemi yok. Ha tabi dua edin bilmem bir şey gönder nedir ama yaşarken yapmadığınız vefayı ölünce göstermeyin. Benden size dost tavsiyesi. Küssünüz, kırgınsınız. Özellikle kardeşlerle kırgın olanları anlamıyorum. Ha, bunu büyük konuşmak olarak adlandırmayın. Ben sadece anlamadığım için söylüyorum. Kardeşinizden küsmeyin. Ne bileyim ananızdan babanızdan küsmeyin ya. Yani çok özür dilerim konuyu da çok sapıttım. Ama bunu da söylemem lazımdı. Ya ben burası bir benim ailemin kanalı abi. Siz benim ailemsiniz. İlla Fenerbahçe transfer şu bu değil. Ben transferi bir 5 dakikada da bitiririm. Sıkıntı değil ama aileyiz abi. Birbirimize saygı duyalım. Birbirimizi sevelim. Yani adam gurbette aşk içinde ya. 2 yılda bir belki Türkiye'ye gelebilir. Öyle hani şeyin içinde yüzmüyorlar. Paranın içinde yüzmüyorlar. Ve yaşadıkları hayat gerçekten iğrenç bir hayat. Ben birçoğunun yaşadığı hayatı biliyorum. İğrenç bir hayat. Hocam iyi de emekli olunca Türkiye'ye gelsin Ya siz emekli olmayı falan kolay bir şey mi zannediyorsunuz? Bilmiyorum yurt dışında ne kadar bizde Türkiye'de 65 yaş. 65'e kadar çalışmak zorundasın. 65 yaşında ben ölmüşüm, bitmişim. Türkiye'ye gelsem ne, gelmesem ne? Ya ömrümün en verimli çağlarını harcamışım. Gelsem ne, gelmesem ne? Diyebilir ya da 65'e gelmişsin. Elin ayağın tutmuyor. Sana kim bakacak, kim edecek? Mecbur orada kalırsın falan. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Çok özür dilerim. Biraz konuyu böldüm. Ali Koç Kulüpler Birliği'ni bırakacakmış. Hasan Arat istememiş. Ali Koç ifadeye çağrılmış Selahattin Bakire bu Galatasaray maçına dair. Bunları söyleyeyim de sadece transfer kısmı kalmış. Kalsın. Mert Hakan parmak ısırtmış. Gayet de iyi bir performans ama sezon başlarında Mert Hakan hep böyle olur. Ben şu Acun Ilıcalı'ya döneyim. Hayalimizdeki kadroyu oluşturacağız. Yönetime yakın kaynakların bana diyor ki ya diyor taraftarın bazısı da diyor çok ukalalaştı diyor. Niye diyorum? Ya diyor işte illa diyor süperstar getirin dedi diyor. Ben dedim ki taraftarın öyle bir beklentisi yok. Beklentiyi oluşturan Acun Ilıcalı Ali Koç. Biz çok iyi kadro kuracağız. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunu kuracağız. Öyle değil mi? Bak ben sizden tarafıma istedim. Bir kişi bile duyum vermesin. Sıkıntı yok. Ben duyumu çalar yine alırım. Benim için sıkıntı değil. Ama ben sizden tarafım. Kardeşim bana söz verildi mi? Verildi. Yapacaksın o zaman. Ben size söz veriyorum arkadaşlar. Temmuz ayında 50 kişiye forma vereceğim desem. iki de bir de darlarsınız. Hocam ne zaman veriyorsun? Hocam şartlar ne? Hocam abonelik mi? Üyelere özel mi? Diye de mi darlarsınız? Ben de desem ki ya bizim bu üyeler de amma açgözlüler amma paracılar desem. Olmaz. Acun Bey diyor ki ha, hayalimizdeki kadroyu oluşturacağız diyor. Taraftarın isteği normal. Bunu ben de anlıyorum. Hele şükür birisi hak verdi. Ben de yıllarca hangi transfer gelecek diye merak ediyorum. Dünyanın en kariyerli teknik direktörünü getirdik. Jose Mourinho’nun onaylamadığı transferi getirmemiz uygun olmaz. Çok güzel bir cümle. Doğru bir cümle. Hocamızla uyum içinde çalışıyoruz. Transfer daha yeni başladı. 2 ay var. İyi yoldayız. Hayalimizdeki kadroyu oluşturacağımızı söyleyebiliyorum. Bakın iki ay var. Aziz Yıldırım yönetimi ne yapardı biliyor musunuz? Ben size hatırlatayım. Çok iyi hatırlayan birisi olarak. Bak Aziz Yıldırımcı olarak ilan edilebilecek olan biri olarak söylüyorum. Bekler, bekler, bekler transferi yapmaz. Şampiyonlar Ligi gelemesine gideriz. Carta curta eleniriz. Elenince üç tane futbolcu birden getirirler. Herkesin düşüncesi aynı olurdu yıllarca. Ulan madem getirebiliyordunuz 3 futbolcu, Zalımın adamları bir hafta önce getirdiniz, iki hafta önce getirdiniz de bunlara elenmeseydik derler. Aynısı olmasını istiyoruz. Umarım Acun Ilıcalı, Vali Koçanlar. İki oyuncuyu çok beğendi. Jose Mourinho topuk yarısında beğendi oyunculardan çok mutlu. İki tane sürpriz olacağını söyledi. İki ismin net olarak çok iyi geldiğini söyledi. Performanslarını beğenmiş ama isimlerini veremem. Bu iki oyuncu da yerli diyor. Ben dört tane isim sayayım size. Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Emre Mor. Bir de kim olsun? Ee... bir de Emir Ortakaya olsun. Bu dördünün ikisi arkadaşlar kesin olarak. Çağlar Söyüncü dik durdu diyor. Çağlar Söyüncü'nün 30-40 milyon eurolarda gezmiş fiyatı. Yakın zamanda bu fiyatlar konuşulmuş. Kiralık olarak oynadı. Atletico'dan almak kolay değil. 15 milyon eurodan başladı pazarlık diyor. Her gün görüştük, imza yaptık mutluyuz. Branko'nun büyük çabası var diyor. Çağlarında karakteri, kariyeri diyor. Şimdi şu kısma dikkat. Başkana dikkat olmaya çalışıyorum. Destek olmaya çalışıyorum. Sorumlulukları alarak diyor. Birlikten kuvvetli Ahmet Ketenci'yi övüyor. Mario Branko'yu, Mourinho'yu. Ekibe, ekibe inanıyorum. İyi duruyoruz, iyi bir ekibiz diyor. Biz de size güveniyoruz. Seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık. Seçimden önce. Jose Mourinho'ya sorduk açıklasaydık Türkiye bu ismi konuşurdu. Lukaku, Taliska, Lewandowski üçünden biri arkadaşlar. Net söylüyorum. Mourinho gelirse eğer benim elimdeki e, iyi oyuncuyu bozar bu da bizim işimize yaramaz. Ancak alırsanız kulübün kararı sorun olmaz demiş. Bu sefer top bize geldi Ali Koç seçim kazanacağımı diye Fenerbahçe'ye zarar veremem demiş madem oyun olarak. Mourinho'nun bir numaralı golcüsü geliyor diyor en bahsediyor arkadaşlar. Ama bu örneği verirken diyor ki mesela Alex geldiğinde Alex büyük takımlarını geldi. Pierre Van Oydonk çok büyük takımlarını geldi. Dünya yıldızı oyuncular böyle olmalı. Mourinho'nun forvet transfer listesinde ilk sırada yazan ismi getiriyoruz. Forvet için Mourinho inanılmaz isimlere hayır dedi. Birçok isme gol atar ama oyunun içinde değil dedi. Bir numara olarak istediği forveti geliyor. Hızlı ve adam eksilten bir sol açık istiyor. Hızlı adam eksilten sol açık. Ona göre de bir isim gelecek. Mourinho'ya kendimizi emanet etmek durumundayız. Kararlarına saygı duyuyoruz. Bak bu açıklamalar benim çok hoşuma gidiyor. Olması gereken açıklamalar bunlar. Kardeşim bak sen Mourinho'yu getiriyorsun. Hani Mourinho X ismini istiyor mu? Getireceksin. Y ismini istiyor mu? Getireceksin. Z istiyor mu? Getireceksin. Ama hocam her şeyde Mourinho'nun inisiyatifine bırakılmaz ki derseniz Serdar Ali Çelikler kafasında Fenerbahçe'nin başarısızlığını isteyen kitleden olursunuz. Kardeşim Mourinho'yu getirdiysen bu şu demek. Ben sana her şeyimle bu takımı teslim ettim demek. Ha Mourinho'nun bir numaralı golcüsü geliyormuş. Gelsin. İsteseydik bat, şu ayı tutardık diyor. Bu konuda haklı. Ben de bu konuda destek veriyorum. Hani istesek tutardık. Üçüncü forvet konumuna gelecekti. Yolu açık olsun dedik diyor. Hani birazcık şey istedi. Edincek o da kalacak diyor. Hani Edincek bu kalmak istiyor. Çok mutluyuz. Biz de kalmasını istiyoruz. Mourinho da mutlu. Şu aşamada kalıyor ancak Suudi Arabistan'dan 30 milyon euro teklif gelir. O zaman takdir başkanı olur diyor. Şu aşamada 30 milyon euro Ferdi ve Osterwold'e hariç kime gelirse gelsin hepsini satarım. Hepsini 30 milyon euroya satarım. Bir sürprizimiz daha olabilir. Forvet konusunda Jose Mourinho için çok önemli. Lisede ilk ismin alınmasının ardından bir sürprizimiz daha olabilir. Devamında bir isim daha düşünebiliriz. Yani 3 forvet birden alabiliriz demek istiyor. E, hani Ceko alacaktı. Ben Ceko konusunda söylüyorum. Bak Ceko kalmayabilir. Gidebilir. Arkadaşlar Cenk Tosun'u ortaya attılar. Ben Cenk Tosun olayını size şöyle kısaca anlatayım. Gurbetçi meselesinden çok uzattığım için. Cenk'in menajeri Fenerbahçe'ye diyor ki ben Beşiktaş'tan görüşme hal yapacağım diyor. Anlaşamazsak size gelebiliriz diyor. Fenerbahçe yönetimleriyle bir gidin görüşün de bakarız duruma diyor. Diyeceksiniz ki hocam Ali Koç öyle bir şey yapmaz Beşiktaş'ta zıt düşmez babasına takımı şöyle böyle diye. Ali Koç şampiyonluk için benimle de zıt düşer, sizinle de zıt düşer. Bu sene Ali Koç şampiyonluk için <laughs> yapmam dediğini de yapar, konuşmam dediğiyle de konuşur, elini öpmem dediğinde elini öper. Bu sene şampiyonluk senesi, lambı cimi yok. Öyle şu kadar beklenildi bu kadar çok umurumda değil. Hatta daha da abartayım mı? Ben daha da bir tık daha abartayım. Siyasi görüşü şu diyelim. Şu görüşe de karşı diyelim. Karşı görüş, marşı görüş yok. Siyasi görüşünü bir kenara atmak zorunda. Bu sene o sene. Bu sene mecburen herkes Fenerbahçe menfaatleri gereği hareket etmek zorunda. Fenerbahçe menfaatlerine aykırı hareket eden kişi Fenerbahçe düşmanıdır. Bu sene öyle bir sene. Ben notuma yazdım. Buraya. Bunun dışında bir isim daha yazdım ben. Ben bunun dışında bir isim dayalım. Cenk Tosun'dan hariç. El Ha El Kabi'yi istediğimiz zaman alabiliriz arkadaşlar. İnanın El Kabi'de bizim elimiz daha güçlü. Yani istediğimiz zaman alabiliriz ama alır mıyız? Onu bilmiyorum. Ama istediğimiz zaman alabiliriz arkadaşlar. Böyle bir durum var El Kabi'de. E, Bertu Yıldırım var. Bertu satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulunduk diyelim. Verirler vermezler bir şey diyemem. Ferdi'yi 40'a satmayız diyor. Ali Koç artık Ferdi'yi Ferdi, Ferdi istemediği için satmaz diyor. 40 milyon euro da getirseler satmaz. Ama Ferdi için bir takımın var. Gözleri dönmüş durumda diyor. Şu benim 42,5 milyon euro Atletico duyumu ister misiniz? Bu olsun. Doğru da çıksın. Valla 42 milyon euroya şu takımdaki herkesi satarım. Yani ben duygusallığın yanı sıra Kayserli olduğum için Ticari konularda siz bana güvenin arkadaşlar. Şu an şu takımdaki herkes 42'ye gidebilir. İstisnasız. Herkes gidebilir. Başka İrfan Can Osterboldi, İsmail. Bunlara teklifler var diyor. Arkadaşlar İrfan Can için 12 milyon euro teklif var. Biz yetersiz bulduk. 12 milyon euro yetersiz bulduk. Ama 16 falan teklif etseler belki düşünürüz. Ee, onu söyleyeyim. Osterwold de içime dedim? 22 milyon euro civarında bir teklif var. Bonuslarla 26'ya çıkan bir teklif var. Hatta kulüp de İngiliz kulübü. Onu da söyleyeyim. Ama 26 dahi eksik. Bizim hedefimiz Sakaboya'yı geçirmek. Yani onun fiyatından yükseğe satmak. Osterwold'e bu hedefe doğru baya 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 gidiyor. Ben onu belirteyim. Aklımdayken söyleyeyim. Eee Başka İsmail Yüksek için teklif. İsmail için 10 milyon euro artı 2 milyon euro teklif var. Hani 12 İsmail için bence az. Ne derseniz diyeyim bence 12 milyon euro az. Onu söyleyeyim. Diyor ki Jose Mourinho kimi beğenmeyecek? Yani kadroya bakın diyor. Ferdi, Çağlar, Ciko Mert Müldür, İsmail Yüksek, Şimanski, Tadic, Fred, Ceko, İrfan Can Kahveci Türkiye'nin en iyilerinden, Cengiz Ünder, Hakeza, Emre Mor, yani sağ öne kimi alalım diyor ya. Bunları oynatmamaya kork yani korkarsın oynata oynatırsın bunları diyor. En iyi yerler bize taraftarımızla birlik olmasını istiyorum diyor. Tarihi bir sezon yaşayacağız. Bizden daha fazla bu ligde kim mutlu olabilir diyor. Kimsenin hakkı yok diyor. Samarz gündemimizde yok diyor. Şu an yok diyor. İnceyi çaktınız değil mi arkadaşlar? Şu an yokmuş. Yani Samarziç şu an gündemimizde yokmuş. Bunun ne demek olduğunu herhalde anlamışsınızdır. Mourinho ile dertleştik diyor. Yani Mourinho ile dertleşmişler. Uzun alışveriş fikirler. İnşallah bizi başarıya götürecek demiş. Türkiye'yi bizleri merak ediyor. E, Mourinho meraklı ve karşısındakine değer veriyor. O yüzden gitti takımlarda seviliyor demiş. Şimdi daha iyi anladım demiş. Bana saldıranlarda sıkıntı var diyor. Ali, Ali Koç geldi dediğine beri beklemedim diyor. Düşünmedim diyor. Ben bunu geçtim. Zaha konusunda başkanımız haklı çıktı diyor. Şimdi <laughs> Zaha konusunda Ali Koç ne dedi? Ya arkadaşlar biz de 8'de masadan kalkan oyuncu dedi. Size nasıl dedi 4'e imza atsın dedi. Birçok kişi güldü etti. Ama şimdi Galatasaray'ın eski yöneticisi çıktı açık açık dedi ki sponsor hariç <laughs> 7-8 milyon euro mu ne veriyoruz dedi. Bir Allah'ın kulu da soruşturmadı. Aslında çok iyi soruşturulması gereken bir konuydu. Ama bir Allah'ın kulu da soruşturmadı. <laughs> Bu da çok ilginç bir durum maalesef. Hani ısrar etti. Şimdi iki rakamı tutmaması açıkçası adamı aklı çıkarttı başkanımız diyor. Biz her şeyi resmi şekilde yapıyoruz. Fenerbahçe transfer görüşmeleri için şunu net şekilde söyleyeyim. Her şey kitabına uygun yapılıyor diyor. Kitabın Ahmet gibi yapılıyor diyor. Haklı. Sonuna kadar haklı. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Zanyolo'yu 15'e aldık Galatasaray. Benim bildiğim 5 milyon euro opsiyonu vardı. Şampiyonluk opsiyonu. 15 oldu sana 20. Oyuncunun yıllık ücreti ben 5 diye biliyorum. Kapı açıklamasında 900 bin euro yarım sezon için, sonraki sezonlar 2750 olarak adlandırıyor. Ben 5 diye biliyorum. Benim bildiğimle kalalım. Şimdi 15 artı 5 20 vermiş oldu. Okey anlaştık. Sonrasında arkadaşlar bu 20 verdi diyelim. Aston Villa'ya kiraladı. Aston Villa 5 milyon euro kiralama ücreti verdi. Bu 5 milyon euro oyuncunun yıllık ücreti. <laughs> yani 5 milyon euro oyuncunun yıllık ücreti e, bu şekilde de verilmiş oldu. 5 5'taydı 20 oldu sana 25. <laughs> Sene şimdi Atlanta'ya mı nereye bir yere kiralamışlar. 6,5 kiralama diyor. Benim yine bendeki hesaba göre 5 milyon kiralama ücreti ver 5 kiralama ücreti e, yıllık ücretten etti sana 30 milyon euro. <laughs> 1.4 e, kiralamadan aldıkları para 28.6. Yani Galatasaray'ın benim hesabıma göre Zanyolo'ya bugüne kadar verdiği para 28.6. Ama tabi resmi rakamlar böyle değil diyor. O yüzden de bize susmak düşer. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu demişler. Bakacağız. <laughs> Şimdi Ennesiri. Ben Ennesiri'nin çok kısa bir süre içerisinde artık kapını bekliyorum. Bilginiz olsun. El kabiyi de istediğimiz zaman alırız. Cenk Tosun konusunda ben Cenk Tosun Beşiktaş'la anlaşır gibi düşünüyorum. Samarzic ben iptal olduğunu düşünmüyorum. Eninde sonunda alırız gibi geliyor. Merih Demiral konusunda kulübü eğer sözleşmesini feshederse biz çok ciddi bir adayız. Bunu da söyleyeyim. Filip Kostic'i bize çok yazıyorlar. <laughs> Boşuna yazıyorlar arkadaşlar. Filip Kostic'e dair bir duyumum yok. Ha kimse olmazsa Tadic giderse o zaman Kostic konusunda konuşabiliriz. Ama bunlar olmazsa olmaz. Sayı bari bize yazmışlar. Benim herhangi bir duyumum yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani sayı bari ismine dair hiçbir duyumum yok. Olursa birlikte konuşuruz. Ama bendeki duyumlar da yok arkadaşlar. Martin Terrier ismi. Martin Terrier, 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 Trigger. Artık nasıl isimlendirirseniz isimlendirin. Martin Terrier ismi de Son sezonda çapraz bağ sakatlığından sonra dönüşü aslında iyi olmuş bir futbolcu. Biz biraz uygun bedeli almaya çalışıyoruz. Onlar da pek yanaşmıyorlar. Yani Nasıl olacak bilmiyorum açıkçası ama durum bu. Bu arada Bora Aydınlık, Emir Ortakaya gibi isimler de e, gençlerimizde var. Bilginiz olsun. İyi gençler bunlar. Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş da kampta iyiler. Emre Mor da dediğim gibi kampta iyi. Onları söylemiş olayım arkadaşlar. Nerede kalmıştım? <laughs> Ferdi Kadıoğlu'nu söyledik. Ferdi'yi alacak şu an için bir para yok. Mert Hakan'ı söyledik. Hollanda maçında milli takımıza tabii ki de başarılar diliyorum inşallah. Euro 2024'ün sürpriz takım olmayı sürdürürüz. Beştaş, Galatasaray, Fenerbahçe yok. Bugün milli takım var. <laughs> Onu söyleyeyim. Ryan Kent, Luan Perez, Zayis Kurniç bunlar kulüp bakıyorlar arkadaşlar. Siz sosyal medyada bunları çok beğendi de bunlar bir yere gitmiyor duymalarına bakmayın. Aldırış etmeyin bunlar doğru değil. <laughs> bunlar kulüp bakıyorlar. Onun dışında başka... Ben edince konu gideceği fikrindeyim. Onu belirteyim. Yani Fenerbahçe forvetini alınca gidecek diye düşünüyorum. Iııı... Ee... İrfan Can Kahveci bugün ilk 11 oynar mı acaba? Bakacağız. Kostiç, Tadiç, Osterwolde, İsmail Yüksek, Sayıbari dedik. Bunların hepsinde konuştuk arkadaşlar. Yani başka da söyleyeceğim bir şey kalmadı. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kanalda olduğunuz için, desteklerinizi eksik etmediğiniz için. Allah razı olsun arkadaşlar. İyi ki varsınız. Şu kanala her zerresine yapmış olduğunuz destekten dolayı teşekkürler. Sevdiklerinizi bu kanala davet ederseniz bir an önce büyürüz. 2 Ağustos'ta üyelikler de açılıyor. Diğer şeyleri de açılıyor. 2 Ağustos'ta çok kişiden söz aldım. Yani hediye üyelikleri verecekler. Siz şimdiden videoları oynatma listesini açmaya başlayın bence. 2 Ağustos'ta hediye üyelikler verildiği anda direkt çökersiniz diye düşünüyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.